Değerli izleyicilerimiz, Tuğba ile Sektöre Dair programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz eğitmen, yazar, aynı zamanda sosyolog Yasemin Gazanker. Hemen kendilerine merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Merhaba, merhaba. Nasılsınız? Tuğba. Programımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Siz de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi özellikle sorularıma geçmeden önce sizi böyle detaylıca tanımak istiyorum. Yasemin Gazanker kimdir? Bu detaylı. 45 yaşındayım. 19 yaşında bir oğlum, 8,5 yaşında bir oğlum var. Bir hafta sonları İstanbul'da, hafta içleri Kastamonu'da oturuyorum. Eğitmenim, farkındalık eğitmeniyim. Yaşam koçluğu, ilişki ve aile danışmanlığı yapıyorum. Aynı zamanda işte yazarım, köşe yazıları yazıyorum. Başka, aynı zamanda girişimciyim. Bir şirketim var, tasarım şirketim var. Böyle. Evet, çok güzel. Karşımızda konuğumuz farklı alanlarda donanımlı bir kadın diyebiliriz o zaman. Şimdi hemen merak ettiğim sorulara geçmek istiyorum. Evet. Gerek metropol şehirde yaşıyoruz, gerek ekonomik durumlar, aile durumları diyelim, duygusal durumun bozukluğu yaşıyoruz. Bunun nedeni nedir? Bu durumdan nasıl kurtulabiliriz? Sebepleri nelerdir? Biraz konuşalım mı? Tabii ki. Çok da zamanlaması güzel bir konu oldu. Sosyal ortamlarımız, yani toplumsal olaylarımız da bizi çok etkiliyor. Metropol yaşamı etkiliyor. Artık sıkışmış duygu durumları yaşıyoruz. Öfke ve endişeyle karmaşık durumlar yaşıyoruz. Şimdi artık geçtiğimiz günlerde bir takım işte seçimdi, oydu, buydu, ekonomiydi vesaireydi. Ağır bir yükten kurtulduk, çıktık. Yani ağır bir süreçten çıktık. Tabii toplumumuz biraz ayrıştı, bölündü bu süreçlerde, yoruldu. Deprem geçirdik, çok travmatik bir süreç yaşadık. Üzüldük, kaygılandık, endişelendik. Hala kaygılarımızı, endişelerimizi bünyemizde, zihnimizde tutuyoruz aslında. Depremle ilgili kaygılar yaşıyoruz, ekonomiyle ilgili kaygılar yaşıyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz gelecekle ilgili kaygılar yaşıyor ama bir süreç geçirdik, artık bitirdik. Şimdi yeni bir döneme giriliyor. Artık insanların biraz daha bireysel hayatlarına bakmaları, bireysel farkındalıklarını geliştirecek aktiviteler yapmalarını tavsiye ediyorum. Sosyal medyadan işte biraz böyle haber odaklı, politika odaklı, siyaset odaklı haberlerden bir süre için detoks yapar gibi uzak durmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü zaten çok yoruldu zihnimiz. Biraz daha kendi içine dönmelerini, ben neler yapabilirim, kendim için neler yapabilirim, kendimi nasıl geliştirebilirim, ne tür aktiviteler veya ne tür bir hayat tarzı geliştirirsem bana iyi olur. Yani ve kolektif olarak da bütüne iyi gelir diye biraz düşünmek gerekiyor. Bizi daha mutlu edecek aktivitelerle uğraşmayı tavsiye ediyorum. Yani bunu klasik kitap okumak falan filan demek istemiyorum. Herkesi mutlu edecek aktivite farklıdır. Boşa geçirilmiş vakitlerin farkında olunmasını tavsiye ediyorum. Çünkü farkındalık önemli. Biraz kişisel gelişimimize yönelirsek bu süreçlerde bence kolay atlatır. Evet, çok güzel. Mutlaka izleyenlerimiz de bana katılıyor olacaklardır. 5 dakika farklı bir duyguya sahip oluyoruz. 5 evet. dakika farklı bir duyguya evet. sahip yani oluyoruz. Biraz daha pozitife geçirecek. Yani film izlerken daha aksiyon, daha savaş, daha politik filmlerden ziyade daha romantik, daha mutluluk verici ya da kişisel gelişimini, işte biyografiler var, yani kendisine motivasyon verecek filmler izlemek, müzik dinlerken daha hard müzikler yerine daha yumuşak müzikler dinlemek bu süreçte bizi iyileştirecek şeyler. Şükretmek, tevekkül etmek, dua etmek, yani bunlar önemli. Evet, çok güzel. Bu süreçte de tabii eğitimler de önemli. Sizin gibi alanında uzman, deneyim kişilerden de eğitim almak mümkündür. Evet. Online eğitim sürecine değinmek istiyorum. Programın başında belirttiğimiz gibi metropol şehirlerde yaşıyoruz. Sürekli bir kaos. Bir yerden bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Özellikle İstanbul'da bu mümkün değil. Online eğitime ihtiyaç duyuyoruz. Hı hı. Online eğitim sürecinde sizlerden eğitim alabilir miyiz? Tabii, ben Haziran'ın ikinci haftası itibariyle farkındalık eğitimimi açacağım. Online eğitimimi. Tabii biz de bir süreç geçirdik.
girdik. Yani bekledik biraz. Ben Haziran'ın ikinci haftası gibi farkındalıkla ilgili, farkındalık nedir? Hayatımıza farkındalıklı yaşam felsefesini nasıl alırız? Bunu anlatacağım. 12 derslik bir eğitim açıyorum. Online eğitim, her türlü platformda online eğitimler var. Kişisel gelişim eğitimleri, farkındalık eğitimi çok yok Türkiye'de. Yine tahmin ediyorum ben bir ilk gibi bir şey yapacağım ama online eğitimlerden faydalanmak gerekir. Her keseye göre, her bütçeye göre çok güzel eğitimler var. Bir derslikler var, dört derslikler var. Mutlaka tavsiye ediyorum izleyenlerimize. Kendilerine bir alan bulsunlar ve o alanda kendilerini geliştirsinler. Evet, farkındalık eğitimine değineceğim ama öncesinde online eğitim ve yüz yüze eğitimin farkı var mı? Mutlaka izleyenlerimiz bu soruyla sürekli bir savaş veriyorlar. Online eğitimle farkı nedir? Farkı var mı? Şimdi ben seans da alıyorum. Yani danışanlarım var. Seanslar yapıyorum. Seanslarda çok ciddi farklılıklar oluyor tabii ki. Yüz yüze temastaki seanslarla, yani insanların o ihtiyaç duydukları, problem çözümü noktasında ihtiyaç duydukları terapi seanslarında yüz yüze eğitimler daha etkili oluyor. Fakat eğitime geldiğimizde eğitim zaten bir konuyu, bir bilgi aktarma durumu ve onun karşı taraf tarafından alınması. Ben aslına bakarsanız önceden online eğitimlere çok sıcak bakmıyordum. Hayatımıza pandemiyle girdi biliyorsunuz bu. Ve benim bir akademim var. Akademimde bitkisel enerji eğitimleriyle pandemi döneminde başladım online eğitimlerime. Fakat şu anki geldiğim noktada şunu söyleyebilirim size. Online eğitim odaklanmak ve motivasyon için aslına bakarsanız daha güzel. Çünkü insanların artık günden sıyrıldıkları belli bir saate konuluyor. Tamamen ekranın karşısında Zoom'dan yapıyoruz genellikle eğitimleri, oraya odaklanıyor. O odaklandıkları süre içerisinde bilgileri yazabiliyor. Çok fazla etraftan uyaran ve cümleler girmediği için, bölüm meler olmadığı için, herkes sırası geldiğinde konuştuğu için de daha konsantre bir şekilde ilerliyor. Online eğitim öyle yüz yüzeyle karşılaştırdığınızda hiç de azımsanmayacak kadar fayda sağlıyor aslında. Evet, çok güzel. Peki farkındalık eğitiminden biraz bahsedelim mi? Biraz açalım mı? Aslında bunu bahsetmek için önce farkındalıkla kişisel gelişim arasındaki farkı konuşmak gerekiyor. Kişisel gelişim kişinin kendi yaşam standartlarını ve yaşamsal seviyesinin gelişimiyle alakalı bir şey. Yani bir styling hizmeti almak da kişisel gelişim, bir diksiyon eğitimi de kişisel gelişim, bir İngilizce eğitimi de kişisel gelişim gibi bakabilirsiniz olaya. Bunun dışında işte biz şeylere de, enerji eğitimlerine, spiritüel konulara da kişisel gelişim gibi bakıyoruz. Fakat farkındalık yaşam felsefenizi, hayata bakış açınızı oluşturan bir şey. Yani farkındalığınız düşükse maalesef hayatınızda tekrarlar yaşıyorsunuz. Yani sürekli tekrara düşüyorsunuz. Hani deriz ya, bu benim başıma hep geliyor. Neden geliyor? Farkında olman için geliyor. Yani o farkındalık seviyeni belli bir yere oturtman, artık farkında olman ve o başına gelen şeyle ilgili dersini alman için geliyor. Biz kendimizi en iyi versiyonunu gerçekleştirmek için yaşıyoruz. En iyi versiyonumuza gelene kadar da farkındalığımızı geliştirecek olaylar yaşayacağız. Olaylara, yaşadığımız deneyimlere, kötü olaylara, kötü kişilere, kötü veya iyi diye bakmadan, bu bana ne getirdi, ne kazandırdı, ben bu deneyimden ne öğrenmeliyim diye bir bakış açısı sunuyor farkındalık. Kişisel gelişim biraz daha yaşam kalitemizi oluşturan aktiviteleri hayatımıza koyma, kendimizi hem fiziksel hem kişisel olarak geliştirme alanı diyebiliriz. Aslında ikisi de birbirine çok bağlantılı değil mi? Yani şimdi farkındalığı olmayan bir kişinin kendisini kişisel gelişimde istediği kadar geliştirsin, hayatı boyunca sorunlar onun peşini bırakmıyor. Yani Türkiye'nin veya dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun oluyor.
çok büyük, çok güzel kariyerlere sahip oluyor. Bir sürü eğitimlerden geçmiş oluyor. Bir sürü işte sahne önü eğitimi alıyor, konuşma eğitimi alıyor. Bunların hepsi kişisel gelişim. Çok güzel giyiniyor, çok entelektüel, çok aydın. Fakat geriye dönüp baktığınızda arkada bir terapist de oluyor. Yani o terapistin olmaması için farkındalık seviyesini yüksek tuttuğunda, kişisel gelişimle de onu desteklediğinde bir kişi aslına bakarsanız doyuma ulaşmış, mutlu, huzurlu, sağlıklı bir yaşam sürebiliyor. Çünkü farkındalık zihin, beden ve ruh üçlüsünü bir arada tutan, dengede tutan bir bakış açısı. Evet, çok güzel. Bu noktada önemli bilgileri de paylaşmış olduk. Biz de bu keyifli sohbette aslında birçok şeyin farkına vardık diyebilirim. İnşallah. Benim böyle ufkum açıldı. Çok teşekkür ediyorum. Hemen şunu da sormak istiyorum. Özellikle sizlerin, uzmanların, eğitimlerin anlayacağı noktadan biraz değinerek gitmek istiyorum. İzleyenlerimiz de bana katılıyor olacaklardır. Bulunduğumuz noktayı terk etmek istiyoruz ama edemiyoruz. Yani farklı bir bölgeye, farklı bir yaşam şekline dönüştürmek istiyoruz. Yaşam kalitemizi artırmak istiyoruz. Bir şeyler kazandırmak istiyoruz ama bunu yapamıyoruz. Harekete geç dediğimizde geçemiyoruz. Bu noktada neler söyleyeceksiniz? Evet, benim farkındalık eğitimlerimle beraber açacağım ilk workshoplardan bir tanesi harekete geç workshopu. Çünkü atalet bizim toplumumuzda çok yer etmiş bir şey. Şimdi bulunduğumuz yeri terk etmek istiyoruz ama terk edemiyoruz, harekete geçemiyoruz. Burada tabii şöyle, ben mesela İstanbul'dan gitmek istedim, gittim. Harekete geçtim. Bana ne kazandırdı? Yeni bir alan kazandırdı. Biraz daha zihnimi temizledim. Harekete geçmemin verdiği o özgüven ve öz saygıyla beraber de üretimim arttı. Çünkü zihnim temizdi. Tabii ki buradan şöyle bir şey çıkmasın. Herkes şehrini değiştirsin gibi bir durum yok. Fakat en çok gelen sorulardan bir tanesi. Ben yaptığım şeyden vazgeçemiyorum. Korkuyorum. Konfor alanınızdan çıkmadan hiçbir şeyi başaramazsınız. Konfor alanı bizi sımsıkı tutar karanlığın içinde veya aydınlığın içinde. Şimdi önce o konfor alanımızın bize neler kazandırdığını veya neler kaybettirdiğini idrak etmemiz gerekiyor. Yani oraya bir bakmamız gerekiyor. Ben bu konfor alanımın içerisinde nasıl kazanımlar içerisindeyim? Bana faydası ne? Zararı ne? Zararı terazide daha yüksekse lütfen dönüşüm ve değişim yoluna geçiniz diyorum. Harekete geçmek için kendinizi motive edecek bir güce ihtiyacınız oluyor. Çünkü etrafımızdaki hiçbir şey ve hiç kimse bize hadi sen de bunu değiştir demiyor. Öyle bir toplumda yaşamıyoruz. Bunu ancak kendi kendimize söyleyebiliriz. Bu da birazcık öz saygıyla tetiklenebiliyor. Ben bunu başarabilir miyim, başaramaz mıyım? Bunun tespiti çok önemli. Ben bunun üstesinden gelebilir miyim? Bu kişiyi hayatımdan çıkarmayı başarabilir miyim? Çıkarırsam bunun üstesinden gelebilir miyim? İşimi değiştirirsem bunun üstesinden gelebilir miyim? Bu soruları sorduğunuzda cevaplar sizi yönlendirecektir diyorum. Evet, çok güzel. Bu noktada aslında kendimizden kesitler alabiliyoruz. Güzel noktalar paylaştık. Son sözlerinizi alabilir miyim? Son neler eklemek istersiniz? Vallahi ben çocukların, gençlerin ve kadınların farkındalığına çok önem veriyorum. Lütfen diyorum. Farkındalığımız yüksek olsun. Lütfen hayatı neden, niçin, nasıl yaşıyorumu sorgulayarak, çok da derine inmeden ama soru sorarak, ben bu olayı neden yaşadım, ben bu hayatta neden varım, nasıl var olacağım mı sormak. Fakat orada da kendi iç dünyamıza sen bunu başaramazsın, yapamazsın, edemezsin gibi cümleleri yok ederek, öldürerek, sen bunu başarabilirsin, yapabilirsin, bu hayata gelmiş olmanın bir amacı var diyerek yaşamayı önemsiyorum. Kadınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz kendilerine bunu sorsunlar, hayatlarını böyle yaşasınlar. Evet, bizler de keyifli sohbet için sizlere çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, eğitmen, yazar, aynı zamanda sosyolog Yasemin Gazanker ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Farklı bir programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.